Şimdi boya ezme işlemi yapacağız. Olemole dediğimiz kurumayan bir yağ ile boyayı ezeceğim. Amerikan teknikte kullandığımız bir yağ bu. Fırına girene kadar kurumayan bir yağ. Sherning adını verdiğimiz boyalardan bir tanesini eziyorum. 103 numarayı eziyorum şimdi. Rengi çok güzelmiş. Daha önce ezmemişim herhalde ben bu rengi. Bunu ezip godemize koyuyoruz. Amerikan boyası için ayrı bir gode kullanılıyor bunun gibi. Buradaki boyalar hiç kurumuyor. Bunlar birkaç yıllık boyalar bazıları. Hiçbir şekilde kurumuyorlar. Bu da yağın özelliğinden dolayı. Fakat boyayı hazırlarken çok iyi bir şekilde ezmek gerekiyor. Ne kadar uzatır tekrar kararsanız kıvamınız o kadar iyi olur. Ama zaman içerisinde Amerikan boyaları yağını biraz dışarı verebiliyor. Ara ara godeden alıp şey yapmak lazım. Karıştırıp karıp tekrar koymak lazım godeye. Mesela ben şimdi bir tanesini yapayım. Siz de görün. Şu an bu boyayı hazırlama işimiz bitti. Burayı temizliyorum. Spatulamızı da temizleyelim. Mesela şu biraz yağını fazla vermiş. Şöylece alacağım bunu. Buraya getireceğim. Şöyle bunu birazcık ezip biraz kurumuş hatta koyu bir mor boyanın kıvamı gördüğünüz gibi İyi bir hale geldi. Biraz ben şurayı temizlemek istiyorum. Daha Seradel'in 861'i. Koyu bir pırpır. Şimdi buradan alacağız. Tekrar şuraya yerleştireceğiz boyayı. Evet, kalanları da şu şekilde. Boya ezme işlemimizde yaparken bu şekilde. Şimdi tekrar burayı temizliyorum. Yeni boyalar için.